İnsan özel hayatında olsun, çalışma hayatında olsun birçok doğruyu yanlışı birlikte yapabiliyor. Önemli olan burada insanın iş hayatıyla ilgili kendini tanıması, kendi yeteneklerini bilmesi, kendi o konuda hangi istidada sahip, yeteneğe sahip bunu bilmeli ve bu konuda gayretli olmalı. Amaçlarını bildiği zaman, isteklerini bildiği zaman sıkıntılara göğüs gerebiliyor. Bu noktadaki zorluklardan yılmıyor. Bu noktada özellikle işe yeni başlayan, başarılı olmak isteyen yönetici adaylarımıza hiçbir zaman bırakmamaları gerekiyor hedeflerini. Hedeflerine odaklanmaları gerekiyor. Akademik hayatı özellikle, yani kendi alanları olabilir, işletmeyle ilgili alanlar olabilir. Bu alanlarda yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarına devam etsinler. Bu onlara hem kendi mesleklerinde ciddi katkılar sunacak hem de vizyon katacak. Bu noktada sahada olmak, pratik yapıyor olmak aynı zamanda teoriyle birleştiğinde gerçekten güç katıyor. İyi bir yönetici olabilmek için teorinin de, yani akademik hayatın da pratikle beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Ben şahsen hayatımda yüksek lisansımı ve doktoramı şu an devam etmekte. Hedeflerim noktasında bulunduğum alanla ilgili akademik kariyeri hiç bırakmadım. Onun da birçok faydasını gördüm. İş hayatına başlayıp uzmanlık öncesi ve uzmanlık sonrası yaklaşık 15 yıl, 16 yılda müdürlük pozisyonuna gelmiştim. Yani 10 yıl uzman ve öncesi 6 yılda şeflik yapmıştım. O dönemde 16 yıl bize müdürlük pozisyonu için çok gibi geliyordu ve bu noktada da biraz şey düşünüyorduk. Daha kısa zamanda bu pozisyonlara gelen arkadaşlarımız vardı. Bugün 4-5 yılda müdür olan bir arkadaşımız bu konuyla ilgili konuşurken biz müdür olduğumuzda tebrike gelmişti. O noktada da bize özellikle bunun daha doğru olduğunu, 4-5 yıl gibi kısa bir zamanda bu pozisyonlara gelmenin aslında dezavantajı olduğunu söylemişti. Biz de onun daha sonradan müşahede ettik. Hakikaten dezavantaj, basamakların her bir basamağın aslında iş hayatındaki her bir pozisyonun, her bir pozisyonun güçlüğünün daha sonraki pozisyonlarda, statülerde çok büyük tecrübeler olduğunu görüyoruz, gördük. O gün arkadaşım bu bahsetmiş olduğu konu daha sonradan bizim hayatımızda da önemli bir konu olarak geldi. O gün için aslında bizim için güzel bir başlangıç olmuştu. Mentor olarak bize yol gösteren, rehberlik eden birçok yöneticim oldu. Bu noktada onlardan çok şey öğrendim. Öne çıkan özellikleri daha çok katılımcı ve bu noktada astarını güçlendirici vasıflar olan yöneticilerdi. Daha çok biz odaklıydı. İş odaklı oldukları gibi aynı zamanda insan odaklı yöneticilerdi. Bu yöneticiler bize liderliğin ne olduğunu öğrettiler. Yine bu yöneticilerden aslında etkili bir iletişim dilinin nasıl olması gerektiğini öğrendik. İyi bir insan olmadan iyi bir yönetici olamayacağını da bu mentorlardan, rehberlerden öğrenmiştik. Hatta bu noktada çok eskiden aldığımız 3-4 günlük bir eğitim vardı. Çok ünlü bir profesör İstanbul Üniversitesi işletmeden. Bu alanda duayen bir isim. Ders verdi, 3-4 gün anlattı. İşte liderlik, astarı güçlendirme, motivasyon gibi konularda yöneticilere ders veriyordu. Bu noktada her konu konuşuldu. Toplantı yönetiminden zaman yönetimine kadar birçok konuyu konuştuk. 3-4 günün sonunda profesör bize ez cümleyle başlayan bir cümle söyledi. Şu ana kadarki konuştuklarımızın hepsini unutun. İyi bir yönetici olmak, iyi bir insan olmaktan geçer. En önemlisi budur demişti. Bu noktada da bunu da bir şiar olarak, bir kendimize hedef olarak aldık. Bu noktada iyi bir yönetici olmak için de iyi bir insan olmak gerektiğini hem kendi iş hayatımızda hem de arkadaşlarımızda, çalışma arkadaşlarımızda bunu öneriyoruz. Bu noktada onlara liderlik yapmaya çalışıyoruz. Önce hedeflerini iyice tahlil etmeleri, ne istediklerini,
neye yetenekleri olduklarını tahlil etmeleri, bu konuda iyice kendileri tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da ciddi manada bir emek harcamaları gerekiyor. Bu anlamda sadece kendileri tanımaları yetmiyor. Aynı zamanda işletmenin organizasyonun yapısının nasıl olması gerektiğini ve işletme bilimiyle ilgili incelikleri, bu noktada süreç yönetimini, şirketle ilgili, alanla ilgili, sektörle ilgili kendilerini devamlı geliştirmeleri gerekiyor. Bu anlamda ciddi manada bir emek harcamaları gerekiyor. Hiç pes etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hedeflerine odaklanmalarını istiyorum. Eğer sevdikleri ve istedikleri kendi alanlarında çalışıyorlarsa zaten birçok noktada avantajlılar. Hiçbir zaman yılmayacaklar. Başarı için odaklanmış olacaklar. Bu da büyük bir avantaj, büyük bir güç. Ülkemiz, toprağımızın böyle başarılı liderlik yapmış CFO'lara, CEO'lara ihtiyacı var. Yani Türkiye, ülkemiz orta gelir tuzağından kurtulabilmesinin en önemli etkenlerinden biri. Ve bu noktada aslında iyi işletmeler, markalar çok önemli. Bunun yolu da iyi işletmecilerden geçiyor, profesyonel yöneticilerden geçiyor. Liderlik yapabilen, lider olmuş CEO'lardan, CFO'lardan geçiyor. Noktada ekibini takım haline getirebilen, rol model olan, liderlik yapabilen kişilerden olmalarını gençlere tavsiye ediyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Çok uzun yıllar çalıştığım bir şirketten kendi isteğimle bir başka yere, daha üst düzey bir pozisyonda ayrılırken, ekibimle vedalaşmak için 3. kattaki bir departmanımız vardı. Arkadaşlar hepsi hiçbir şekilde bana bırakmadan şahsi eşyalarımı taşımışlardı arabaya. Onlarla vedalaşıyorduk, vedalaştık. Peşinden bütün arkadaşlarım, istisnasız tamamı, onlarca arkadaşım merdivenden hep beraber güzel bir şekilde uğurladılar. O esnada diğer birimlerden de arkadaşlar geldi. O benim için aslında gerçek başarı, gerçek motivasyon bu demiştim. Geride bir kırgınlık bırakmamak. İyi hissettirmişti bu konu beni. Başarılı olduğum anlardan, önemli anlardan biri bu.